Merhaba sayın seyirciler. Bugün 27 Nisan Perşembe. Yeni Günde Gündem programımızdan sizleri saygıyla selamlıyoruz. Evet, Yeni Günde Gündem'in bugün konuğu İzmir Mardinli Genç İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Erdal Ataklı. Erdal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, bir referandum geçirdik. Hareketli günler oldu. Evet. Ama biz gene referanduma sonra girmek üzere şöyle bir kenara koyalım. Şöyle Erdal Ataklı kimdir? Önce bir tanıyabilir misiniz kısaca? Erdal Ataklı, ben İzmir, Mardin, Midyat doğumlu, Ömerli'de büyüyen, sonra da 91 yılında üniversite sınavına gelip de bir daha buradan çıkmayan bir neferim. İzmir'deki zaten... Üniversite sınavları için geldiniz girdim. Ve kaldınız. Hatta bunu söylediler bana. İzmir'de su içtiğiniz zamanlarda buradan çıkmak gibi bir şansınız yok. Gerçekten de ben bunu yaşadım. Bunu diyebilirim yani. Bir şey daha var. İki sıcak geçerse İzmir'de iki sıcak görürseniz bir daha gitmezsiniz diye. Kesinlikle, kesinlikle. Üniversiteye girdiniz burada. Üniversiteye girdik. 9 Üniversitesi'ni kazandım. 9 Sonra Anadolu Üniversitesi'nden bitirdim. İktisatçıyım. İktisat Fakültesi mezunuyum. İş adamlığı hayatım da benim 98'den sonra oldu. Atak Grup firmasını kurdum. Aile şirketi bizim, kendi şirket. Bu Atak Grup firması... Evli miyiz, çoluk çocuk? Evli iki çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Firmamızın yurt dışı ayağı var. Ben şu anda Baltık ülkelerinde, Rusya'da, Moldova'da ortağımla beraber Türkiye'ye istihdam yaratmak için bir şekilde bir şeye giriştim hatta. İhracatın önemini, ithalatın önemini de biliyorsunuz. Yani Türkiye'de şey olduğu zamanlarda hem istihdam babında hem de gelecek olan malzemenin kaliteli babında ben bir şekilde şey yaparken İzohit diye bir markamız var. O markamızı yarattık ve Türkiye'de şu anda İstanbul Sultanbeyli ve şimdi Mardin'de merkezinde çok güzel bir fabrika kurma düşüncesiyle hareket ettik. 5 yıldır bunun düşüncesindeyiz. Plan mı yoksa başladınız mı? Hayalden öte çıktı. Artık şu anda biz oraya da Mardin'de, ben kendim evvela Mardin'liyim. Kendi memleketim böyle olsun istiyorum. Artı orada da istihdam çıtasını biraz yükseltmek istiyorum. Çünkü o fabrika açıldığı zaman 88 kişi çalışacak ortalama. En azından. 88 kişi olduğu zamanlarda iş büyüdükçe, çünkü Orta Doğu büyük bir pasta. Tabii. Güneydoğu büyük bir pasta. Zaten İstanbul'daki bizim fabrikamızda üretim yaptığımız zamanlarda oradaki çıkan malzeme daha önceden pahalıya mal oluyordu. Ama biz burada ürettiğimiz zamanlarda, çünkü Elazığ, Kars ve Malatya'da perlit bayağı var. Perlit maddesini orada şey yapıp da bu sefer ucuza mal edeceğiz bu malzemeyi. O şekilde yola çıkıyoruz. Şeyden Kars'tan çıkıp İstanbul'a gelmesi başka. Elazığ ya da Malatya'dan Diyarbakır'a kadar gitmek çok farklı bir şey. Maliyette epey fark edecek tabii. Evet. Bu süreç de aslında da hani derneklerle ilgili ilk dokunuşum ben Ömerliler'den. Ben Ömerli'de büyüdüğüm için Mardin Ömerli'den delege olarak Mardinler Federasyonu'nun çatısı altına girdim. Hep telkinler yani, Erdal neden girmiyorsun, şey yapmıyorsun. Pek de şey değildim ama baktım yani STK'ların önemini o zaman anladım. Ömerli Derneği'nden yola çıkarak sonradan ben Midyat Kütüğü'ne bağlı olduğum için de Midyat Derneği'nin kurulma hareketinde diğer dostlarımızla, Midyat olan dostlarımızla Midyat Derneği'ni kurduk. Vakfımızın desteğiyle, federasyonumuzun desteğiyle ve diğer delegat. Sonra da Anadolu Birliği'nin çatısı altına girdim. Vakfımızda Sayın Rasim Kahraman olsun, şey olsun, destekleri olsun, diğer dostlarımızı şeyle daha da yani bir şekilde bu çıtayı nasıl, özellikle benim bir sevdam var. İzmir'de hep bunu tüm yayınlarda, tüm şeylerde bunu dile getiriyorum. Eğitim çıtası. Kesinlikle ve kesinlikle olmazsa olmazım benim eğitimdir. Eğitimsiz insan kalmazsın, cahil insan kalmazsın. Şimdi dernekle başladık, eğitime girdik, bir taraftan da Mardin'deki fabrikaya girdik. Fazla karışmadı, hemen tekrar dönelim. Tabii. Ben tekrar başa döneceğim. Şu dernek ne zaman kuruldu? Kaç üyeniz var? İmgiyat, amaçlarınız nelerdir? İmgiyat kısaltılmış olarak İzmir Mardinli Genç Adamlar Derneği aslında 5 yıllık bir ürünün semeresi. 5 yıllık. 5 yıl önce biz gençlik kollarında arkadaşlarla beraber otururken ben bunu düşünmüştüm. Biz bunu kuralım, gereğini yapalım diye bir şekilde şey yaparken. Mardinliler Derneği gençlik kollarında mı? İzmir Mardin Federasyonu gençlik kollarında. Ben teşkilat başkanlığı, başkan vekilliği, başkan orada arkadaşlarla şey yaparken oturduk. Bir şekilde yola çıkalım diye. Sonradan baktım siyasetin şeyleri bayağı arttı. Eğer ki o derneği biz o zaman açmış olsaydık, şey yapılsaydık zarar görürdük. Öyle diye düşünüyorum. Ben dedim ki zamanını bekledim ve Aralık ayında, 2016'nın Aralık ayında ben kuruluşunu 7 tane kardeşimle beraber kuruluşunu gerçekleştirdik. Ve genel kurulda bu hafta cumartesi günü değil, bundan sonraki cumartesi günü aynı altısında yani genel kurulumuzu yapmak üzere yola çıktık. 6 Mayıs'ta. 6 Mayıs'ta. Şu anda üye sayısı yani WhatsApp grubundan yani şey yaptığım kadarıyla 62 kişi var. Bu 62 kişi de genelde
iş adamı, gerçekten İzmir'de yeni denmiş olan mali müşavir, hukukçu, inşaat sektöründe yer eden mühendisler, doktorlar ve buna benzer tüm iş adamlarımız şu anda kendi bünyemizde. Genel kuruldan sonra sayımız kesinlikle artacak. Yani biz şu anda kıstas koymuyoruz. Biz de Mardin diyoruz ama aslında Mardin değil. Mardin sevdalarımızı da aramıza bekliyoruz. Yani çünkü İzmir'de yaşıyoruz. Bir ton yani iş adamı, babındaki değerli dostlarımız var. Şey, bizi de yanımıza alır mısınız diye diyorlar. Biz tüzüğümüzde fahri üyelik yaptık. Mesela Ahmet Bey şu anda gelecek. Çok güzel bir İzmir'de bir yer edinmiş. Ben de üye olabilir de tabii ki yanımıza yer edilmesin. Çünkü bizim hedef noktamız yani istihdam. Açık diyorsun. Önümüz açık. Biz açık. Gideceğiz gidebildiğimiz kadar. Evet, istihdama yönelik olan tüm projelerde, tüm şeylerde biz varız. Bir TÜSİAD, MÜSİAD gibi bir şeyler mi? Zaten orada TÜSİAD, MÜSİAD, EGİAD denildi. Biz de dedik ki Mardin olarak İMGİAD. İMGİAD bundan sonra her yerde var. Her yerde var, evet. Evet. İddialı çıkmak lazım tabii değil mi? Bir şeyler yapmak için. Kesinlikle yani bizim iddiamız yani tekrar söyleyeyim. Bizim kültürel şeyleri bir yana bıraktık. Siyaseti bir yana bıraktık. Biz her türlü bize açık olan, bize destek veren, bize destek olacak her türlü kişilere açığız. Bizim siyaset bir kimliğimiz şu anda yok. Siyaset ceketimiz dışarıda. Bunu herkes de böyle bir şekilde bilsin. Biz kesinlikle hedef noktamız istihdam ve eğitim. Olmazsa yani hepimizin bir siyasi görüşü var ama diyorsunuz biz onu kesinlikle bıraktık bir kenarda. Bizim tek derdimiz İstihdam, şu anda eğitim. Dernek evet. Ve istihdam. Evet. Özellikle eğitime de önem vermemin de en büyük sebeplerinden birisi ben fakir bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Yani çünkü eğitim görürken de şey yaparken bayağı zorluk çektim. Özellikle Güneydoğu'daki biz bu istihdam şeyini yaratırken de Mardin'imizi ve oradaki Güneydoğu'muzu da unutmuyoruz. Oradaki kişilere, oradaki gençlerimize birer projeyle gidiyoruz artık. Projelerimiz hepsi tek tek hazır. Yani bunları ileriki süreçte zaten göreceksiniz. Dernek olarak mı projeler hazır yoksa sizin kafanızda böyle? Hem dernek hem şirketimiz. Şirket olarak. Hem de tüm iş adamlarımıza. Mesela örnek bir proje söyleyeyim ben size. Bunun da hatta marka patenti olduğu için de rahatça söyleyeyim. İstanbul Uluslararası Eğitim Konfederasyonu var. Orada Ali İlseven doktorumuz var. Psikiyatri kendisi de yıllarını bu işe vermiş bir eğitim sevdalısı bir abimiz. Ben İzmir'de ilk defa bu konfederasyonun bir üyesi oldum. Kimseye vermiyordu. Ege bölge ayağına aldım. Üniversite İstanbul Uluslararası Eğitim Bilim Konfederasyonu. Ben Ege bölge ayağına aldım. Ege bölge ayağında ne yapacağız? Ege bölge ayağında üniversiteyi bitirmiş, üniversitede okuyan, ticaret, Anadolu Meslek Lisesi'nde de okuyan gençlerimize. Biliyorsunuz işe başvuru olduğu zamanlarda genelde kara kaşına, kara gözüne bakmıyorsunuz. Elindeki CV'sine bakıyorsunuz. Tabii. Sertifikasyon sistemi dediğimiz bir olay var. Tıbbi sekreterlik, muhasebe, bilgisayar, buna benzer belgelerin sertifikasyon sisteminin Ege ayağını şu anda bizde. Oradaki kişilere bugünün projenin ismi de bugünün gençleri, yarın liderleri. Bugünün gençleri yani burada marka patent olmuş yani şu anda marka patenti alınmış bir proje. Tüm iş adamlarımızdan bunları rica edeceğiz ileriki de süreçte. Bu gençlerimize gerçekten el atıp eğitip bu belgelerine sahibi olmak istiyor, vermek istiyor musunuz? Bu belgeleri verdirmek istiyor musunuz? Evet. Topladıktan sonra eskiden biliyorum ki Ahmet Bey diyorum ki bu parayı siz verdiniz. Bu sertifika karşılığı olarak bir sponsor oldunuz. Cebinize gittiği zamanlarda bu paranın herhangi bir geri dönüşü yoktu. Federasyonumuz, oradaki konfederasyonumuz ne der biliyor musunuz? Verdiğiniz her bir kuruşun parasını, faturasını kesiyorum. %100 eğitim gideri olarak zaten düşebiliyorsunuz. KDV'den düşebiliyorsunuz. Kurum ve geçici vergiden düşebiliyorsunuz. Yani tamamıyla dönüşü size, cebinize o para gelir. İkinci şık, bu sponsor olan iş adamına kalite yönetim sistemleri belgeleri var ya, normalde parayla satılıyor, hediye ediyor. Üçüncü şıkımız, bu konfederasyon başkanımızın aynı zamanda sosyal medya ayağı var, televizyonları var, reklamını yapıyor. Böyle bir projeye sahibiz. Konfederasyonun özel bir televizyonu var. Evet. İstanbul'da herhalde TV5 böyle bir tam olarak hatırlamıyorum. Bir televizyon var. Sosyal ağda bayağı büyük bir şey. Hı. O kişilerin yani bize sponsor olan, bize katkı sunan iş adamlarımızı da Türkiye genelindeki tüm şeyleri reklamını da bedava yapıyor. Böyle bir proje imzalatacağız. İlk projemiz bu. Sonraki projeler zaten sürpriz. Peki bu eğitim dalında şu anda İzmir'de neler yapmayı düşünüyorsun? Var mı? Ben eğitim dalında yaptığım projeleri anlatayım. Ben daha önce 2005-2016 yıllarında Mardin Federasyonu Gençlik Kolları Başkanlığı yapıyordum. İşkur ve Halk Eğitim Merkezi'ne iki tane ben proje aldım. Tıbbi sekreterlik. Bu 25'er tane pırıl pırıl gencimizin
hem ceplerine para koydurdum. İşkur ve Halk Eğitim Merkezi'nin projesi kapsamında hem de o belgeleri verdirdim. Ve şu anda da ben boş durmuyorum. Genelde de bu belgeleri alan kişileri ve dışarıdaki olan gençlerimize yönelik hastane dolaşıyorum. Hastanedeki başhekimlerle görüşüyorum. Özel sektördeki diğer hastanelerle görüşüyorum. İşkur müdürleriyle oturup mutlaka bir çay kahvelerini içiyorum. Artık yani bir şekilde artık beni nasıl tanıdılar? Ya Erdal Başkan ki Erdal Başkan aracılığıyla ben bunu şey yapayım. Bir şekilde kendilerini mecbur hissediyorlar çünkü ben devamlı yanlarındayım. Bir şekilde tüm iş adamlarımız bunu yapmalı. STK'ların başındaki olan insanlar böyle yapmıyor. Yalnızca ben başkanım deyip de o STK'da oturmak olmuyor. Biraz da kabuklarını çıksınlar istiyorum. Yani biz farkındalık yarattık şimdi. Farkındalık nedir? İzmir Mardinli Genç Adamları Derneği artık eğitim timsali ve istihdama yönelik projelerle ön planda olacaktır. Tekrar söylüyorum, kültürel şeylerdeki şeylere onlar yaparlar, bize destek oluruz artık bu saatten itibaren. Böyle bir projede. Biz daha çok eğitim ayağındayız ve iş adamların önlerini açacak kesinlikle, projeler diyorsunuz. Kesinlikle. Herkes elini taşın altına koymalı. Evet. Güzel şeyler. Türkiye'nin de gerçekten özellikle eğitim alanında büyük ataklara ihtiyacı var. Kesinlikle. Peki yurt dışı eğitimleri de olacak mı bu işte? Yurt dışı eğitimleri var. Mesela bu konfederasyonumuz demiş ki Almanya'da anlaşmış olduğu şeyler, yerler var. Yurt dışında eğitim görmek isteyenlere hem kendisi destek oluyor, şey var. Bir de biliyorsunuz 2017'nin 6. ayından sonra mesleki yeterlilik belgesi olmayan artık hiçbir birim, hiçbir iş sektörü bu belgeye sahip olmayan bir kişi artık çalışamayacak. Milli eğitimde belgeler gerekli. Onun da Ege Belge Ayağı'nı aldı. Bizde o da. Atak Grup Danışmanlık Hizmetleri ve İmgiyat olarak Ege Belge Ayağı şu anda bizde. İnşaatta çalışan bir işçimizi düşünelim. O kişiye mesela 20-25 kişi gruplar halinde biz bunu eğiteceğiz ya. Belirli bir birim ücreti var. Birim ücretini veriyor ya o işçi. Biz bu cebindeki o paranın gitmesini aslında istemeyiz. Devlet onu geri veriyor. Bir hafta 15 gün sonra. Çünkü diyor ki eğit, harca, sonra geri al. Böyle bir ikinci bir proje ayağımız. Ege Bölge ayağı şu anda bizde. Onu da Allah razı olsun bizim Konfederasyon Başkanı Sayın Ali İlseven Beyefendinin teşvikiyle gerçekten de çok mükemmel bir insan. Eğitime de aşık. Benim gibi o da. Erdal, Ege bölgesinde ne istiyorsan ben senin arkandayım. Erdal Ataklı'yı bu eğitim üzerine bu kadar yönlendiren ne oldu? Gençliğinde, çocukluğunda yaşadıkları, o bölgede gördüklerimi... Şöyle bir şey diyeyim artık biraz duygusal olacak şöyle. Ömrüm boyunca hiçbir zaman ben okuduğumda bir çantaya sahip olmadım. Bir çanta olmadı. O bir çanta olmadığı için de geçen senenin hatta 5-6-7 ay öncesinde bir proje yaptık. Yalnız Değilsin Çocuklar diye bir proje kapsamında 4.500 tane yakın çanta içinde kırtasiye dolu biz Mardin'in sahibine götürdük. Ve kelimem de şuydu yolda giderken hatta canlı yaparken. Silah tutan eller artık kalem olsun. Oradaki artık o kalem tutsun ha? Evet. Her şey barıştan yani her şey insanlık yani gerçekten artık yani bu savaşta bu şeyle bitsin istiyoruz. Kalem artık yani bir şey olacaksa artık kalem de olsun. Silah olmuyor. Evet düşünceler. Ben hiçbir zaman bir çantaya sahip olmadığım için de bir defteri mesela 3'e bölüyordum. Fizik, kimya, matematik. Sonra dönüp siliyordum. Çünkü içimde bir kangren bu eğitimi. Ondan dolayı bunu ileriye götürmek için elimden gelen son, yani cebimdeki son kuruşa kadar eğitime harcamaya varım ben yani. Tüm dostlara, tüm şeylere de buna evet. Da... Mardin'e Genç İş Adamları Derneği İzmir'de Karabağlar'da kuruldu. Evet. Derneğin genişlemesi için projeler var mı kafanızda? Mesela sadece İzmir merkez olup da böyle Ege bölgesinde... Şu anda Mardin diyoruz ya, evet. Ahmet Bey Mardin diyoruz aslında Mardin değil. Biz de Mardin dışında da Mardin sevdalıları diye bir şekilde ben platformu açtım sosyal medyada. Yani örnek vermem gerekirse Mardin sevdalı Hüseyinoğulları'nda mesela Esat Bozkurt Beyefendi o kadar destekçi ki, o kadar şey ki... Erdal kardeşim bir şekilde bir ihtiyacın olduğu zamanlarda sonuna kadar yanındayım diyen bir bürokratlarımızdan kardeşlerimize Esat Bey'e burada selamlarımızı gönderelim. Sayın Vakıf Başkanımız evet. Rasim Kahraman. Keza böyle kesinlikle oğlum. Ben ona baba diyorum artık yani bakın bırakın başkanlığı. Ve buna benzer bir ton iş adamlarımız ve bu şekilde STK'larda yer edinmiş şey olan kişiler de gerçekten de sevdalılar ki biz diyoruz ki bir noktada çıktığımız zamanlarda herkes elini taşın altına koysun. Yalnızca Erdal Ataklı olarak değil. Bizim hedef noktamız az önce anlattığım gibi istihdamdır. Bu insanlar her birisine bir şekilde evine ekmek götürdüğü zamanlarda onun iç rahatlığı içerisinde kafana vurup yattığı zamanlarda ben bu insana bir ekmek verdim.
Bizim hedef noktamız budur. Ve bu genişleyecek, nasıl olacak? Sürpriz projeler var. Ben şu anda genel kurul öncesi ben bunları da söylemek istemiyorum açıkçası. Bir sonraki programlarda şeyde olursa bomba projelerimiz var. Kenetlenelim. Bu A, B, C, D olmasın. Herkes bir şekilde şey olduğu zamanlarda, çünkü bu insanların ekmek bulamayan şu anda insanlarımız var. Şimdi proje deyince insanın aklına tabii o projelerin giderleri geliyor hatta. Dernek olarak bu projelere destek bulabilecek misiniz? Tabii tabii. Burada Avrupa destekli olan projeleri var. KOSGE projeleri var. İşkur. Mesela bakın, ben yıllardır muhasebenin içindeyim. Muhasebenin yanında kendi şirketim var. Şey var. İşkur'da şu anda o kadar güzel bir şekilde projeler var. Kimse bundan haberi yok. İki tane işçi çalıştıran bir adam yanında üçüncü kişiyi devlet istihdam edip parasını veriyor. KOSGE üniversite mezunu, çok özellikle kanayan yaralarından bir tanesi, biliyor musunuz ne? Genelde bana iş babıyla gelen insanların çoğunluğu üniversite mezunu. İş bulamıyorlar, şey yapıyorlar. Ekonomi gerçekten şu anda daralmış, bir şekilde şey olmuş. KOSGE projelerinde bir üniversiteli bir adamın yanına aldığın zamanlarda devlet bunun katkısını fazlasıyla size veriyor. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın bir şekilde eğitim seferberliği diye bir şeyi var. Ben onu da örnek aldım kendime. Gerçekten de yani eğitim babında bir şeyler yapıyorlar ama dışarıdaki mihraklar bizi rahat bırakmıyor. Gerçekten bizi bırakmıyor. Evet, bu son dönemlerde çok iyi gördük değil mi? Özellikle bu şey seçim sürecinde. Yani çünkü artık bundan sonra artık tekrar söyleyeyim, kabuğumuzdan çıkalım. Siyaseti de her şeyi bir kenara bırakalım. İnsanlarımıza insan olduğu için artık Mevlana'nın dediği gibi. Kim olursan olsan gel diyorum. Hep beraber birlik olalım. Hep beraber bir şekilde çalışmalarımıza devam edelim. Ekmeğimize bakalım, yolumuza bakalım. Evet, ekmeğimize bakalım ve yolumuza bakalım ama bir türlü Türkiye'yi rahat bırakmıyorlar. Böyle dediğiniz gibi bir taraftan doğuda, güneydoğuda devam ediyor. Hem içeride hem de dışarıda savaşlar devam ediyor. Bir taraftan Türkiye üzerine çeşitli baskılar yapıyor. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin son aldığı kararı biliyorsunuz. Evet. Türkiye'yi tekrar gözetim altına aldılar. Çeşitli şekillerde baskılar geliyor. Hani kafamızı kaldırmayalım, burnumuzu kaldırmayalım böyle diyerekten. Herhalde çünkü Türkiye'nin kafasını sonu, kaldırması pek işlemi gelmiyor. Bunun da sonu bir gün gelir yani. Mutlaka merak etmeyin. Yani temizliği öğreten bir Osmanlı, bir Türkiye. Biz şu anda bize dönüp de bize temizliği öğretmeye çalışıyorlar. Siyaseti tutup da başka şey öğreten bir Osmanlı, bir Türkiye tutup da bize siyaseti öğretmeye çalışıyorlar. Tutup da yani anlamak mümkün değil. Yani bu Avrupa diye bir şekilde tutturduk ama Avrupa bizden öğreneceği çok şey var aslında. Bizim şu anda tek şey Lozan Anlaşmamız, Sevr Anlaşmamız. Bizi bağlayan, bizim şu anda ayağımızı şey yapar. O da mutlaka bir gün bitecektir. Eminim ki Türkiye bundan daha büyük büyük bir yerlere gelecektir. Hepimiz yani az önce dediğim gibi kol kanat gerelim. Birlik olmayı becerebilirsek herhalde çok şeyler yapabileceğiz. Olacağız. Ben buna inanıyorum. Olacağız. Kesinlikle ya, bu Ahmet Bey olur, Erdal olur, başkası olur. Hep beraber bir şekilde kıskançlığı bir kenara bırakıp bir şekilde şey yaptığımız zaman mutlaka bir yere varacağız. Evet, 15 Haziran'daki darbeden sonra nasıl birlik olduk? Aynı şekilde devam etmesi gerekir ama nedense böyle işte bu seçimler falan insanlar arasındaki böyle şeyleri biraz körüklüyor gibi ayrımları. Ama ne olursa olsun herkes kendi düşüncesini, herkesin bir düşüncesi var. Herkese saygı duymak gerekir. Kesinlikle. Sonunda ne olursa olsun, ne çıkarsa çıksın, bu toplumun isteği, toplumun vicdanı buydu deyip kabul etmek gerekir. Ama kabul edemiyoruz herhalde. Evet. Avrupa'nın da kabul etmediği. Örnek vermem gerekirken mesela bize 6-5-6 aylık diye bir dernekken bile şu anda o şekilde rağbet gördük ki, şey gördük yani, bazı de şey isimlerinizi anmadan geçemeyeceğim. Karabağlar Güç Birliği platformu var biliyorsunuz. 70 tane derneği var. 71. üyesi biziz. Sayın Mustafa Çağlar Başkanım, Mesut Özdemir Genel Sekreter. Layıklı görüp de bizi de çağırdılar. Erdal Ataklı, biz seni görüyoruz. Yani şahsın olarak bırakın artık imgi adı. Çalışmalara da göre hep beraber bir şekilde bir şey. Bundan sonra onlarla da bir projeye imza atacağız. Biz hazırız yani. Yavaş yavaş hedef noktalarımızı, listemizi hazırladık. Evet, İzmir'de işsizliğin yoğun yaşandığı yerlerden biri işte Karabağlar aslında. Kesinlikle. Yani büyük bir... Bir bölümü farklı, bir bölümü çok farklı. Yani Karabağlar aslında şey, Türkiye'nin bir yüzü gibi böyle. İzmir'in tarafı, en büyük ilçesi şu anda. En büyük ilçesi. En büyük ilçesi. Gerçekten de böyle çoraklanmış şey olmuş. Şu anda kentsel dönüşüm var. Mesela İş Adamları Derneği'nde çok işleyecek orada kentsel dönüşümde. Beton mimar inşaatçımız var, şeyimiz var. Ama bir türlü orada bir adım atılamadı doğru dürüst. Ama hükümetin attığı atılacak, bir adım var herhalde. Atılacak. Yavaş atılacak. Gerçekten de
oranın belediye başkanı olsun. Herhalde bizim bir kaymakamımız var. Mehmet Sadık Tunç Beyefendi. Buradan da selamlarımızı iletiyoruz kendisi hem vali yardımcısı. O kadar güzel bir projelere imza atıyor ki. Bir Mardinli bir hemşerim, böyle bir hemşireye sahip olduğum için gerçekten de gurur duyuyorum. Karabağlar tarafından gelen sivil toplum kuruluşlarının büyük bir çoğunluğu kaymakamdan bahsetti. Bir gün kaymakamımızı da davet edelim buraya da. Çünkü o kadar çok bahsedildi ki kendisinde. Kesinlikle. Birçok sivil toplum kuruluşu yöneticisi ondan bahsetti, yardımlarından bahsetti. Evet. Mükemmel bir insan. Yani kesinlikle davet ederseniz bu şekilde çalışmalarını anlatırsa çok güzel şey olur. Yani çünkü böyle bir bürokrat kolay kolay yetişmiyor. Kendisi aynı zamanda vali yardımcısı. Hı hı. Eğitim babındaki projelerini mesela sosyal medyada takip ederseniz gerçekten şey olur. Diğer derneklerde örnek vereyim mesela bizim Beyaz Ay Derneği olsun. Bir ton derneğin ismini yani şu anda hepsini anmama gerek yok. Şey yapmaya gerek yok. Bize yakın, gerçekten bize istihdam babında, eğitim babındaki olan tüm derneklerle biz her zaman varız. Biz A, B, C, D hiçbir şekilde bir derneğe bağımlı kalmaksızın yeter ki bir tane kişiye ekmek verilsin. Ekmek kapısı açılsın. Biz sonuna kadar arkasındayız. Biz şu anda yeni binamız tadilatta. Karabağların havalanına çıktığınız zamanlarda sağ tarafta çok güzel bir şekilde bir yerimiz hazırlanıyor. Ve eğitim salonu yapılacak orada. Seminerler düzenlenecek orada. KOSGEB projeleri anlatılacak orada. Karabağlar'da. Karabağlar'da evet. Çünkü havalanına çıkınca değil. Oradan çıkınca Yahudi mezarlığına gelmeden sağ tarafta bir binamız şu anda tadilat yapılıyor. Özellikle seminer artı taziyeler artı eğitimin gerektirdiği tüm şeyler artık bizim oradaki kendi dernek binamızda İmgiad'ın binasında bunları gerçekleştireceğiz. Kapımız herkese açık. Kısa zamanda böylesine bir gelişme kıskanacaksınız diğer dernekleri. Ben de kesinlikle bunu hiçbir şekilde şey yapmıyorum. Ben ne kimseye rakibim, ne kimseye tutup da ben şeyim, az önce söylediğim gibi açığım. Siyasetim yok. Herhangi bir şekilde düşüncem yok. Bu yere varacağım diye tek derdim istihdam, eğitim, ekmek verme. Bana bir Allah razı olsun kelimesi bile bana yeter. Kesinlikle öyle. Evet, bir iş adamısınız. Gerçekten şu anda Türkiye'de iş adamları büyük bir çoğunluğu şikayetçi. Siz nasıl görüyorsunuz ekonomiyi? Özellikle şöyle yapalım. Referanduma kadar olan durumu bir açıklayın şöyle. Bir de referandumdan sonra herhangi bir şeyler değişti. Referandum öncesi biliyorsunuz muamma vardı. Herkes yani bir düşüncede yani cebindeki parasını bile çıkarıp da bir şekilde iş yapmak istemeyen bir ton insan tanırım. Referandum sonrası ne olacak? Siyaset değişecek mi ya da bir şekilde şey olacak mı? Böyle bir kaos vardı. Biliyorsun ama dolar da böyle fırladı gitti. Fırladı. Yavaş yavaş o da düşüşe geçiyor herhalde. Ekonomi şey. Yani şu anda gerçekten de hükümetimiz olsun, şeyler olsun. Aslında şöyle bir şey isterdim. Tüm siyasetçiler, tüm A, B, C partilerin hepsinde bir araya gelip de bu ekonominin bakanlarına bir araya gelip de artık bu düşüş mihraklara karşı bir blok oluşturup da Türkiye'yi bir yere getirmek. Yani siyaset tamam bir yere kadar bir siyaset şey ama insanlardaki bu siyaset sevdası bitmiyor. Hele hele koltuk sevdası hiç bitmiyor. Efendim öncesi herkes bir beklenti içine girdi diyorsunuz. O yüzden yatırımlar da durdu. Durdu. Peki sizi mesela yaptığınız iş olarak bizi de etkiledi mi? Özellikle bizi de tabii ki etkiledi. Mesela iş yaptığımız çoğu firmaların ya çekler geç geldi ya çekler kaşe yedi ya para akışı olmadı. Şükür yani çoğu insan eleman çıkartırken ben aksine ben eleman aldım. Ben şu anda temizlik, ilaçlama, danışmanlık firması var. O danışmanlık firmasının altında bir şekilde şu olduğu zamanlar özellikle bizim hani varoş bölgesi dediğimiz bölgelerdeki insanlara ben ağırlık veriyorum. Çünkü insanların çoğunluğu kocası çalışmaz, kadın ne olur evde bir şekilde şu olunca ne yapıyorum? Temizlik firmasını alıyorum. Şey olan yerlere yönlendiriyorum ki hiç olmazsa ekmeğini çıkarsın onu. Çünkü çoluk çocuğu hem aç kalmasın hem de hiç olmazsa eğitim skalasına. Ben tekrar söylüyorum. Her şeyin başında benim eğitim. Sevdam bu. Sonuna kadar, ömrümün sonuna kadar bu eğitim şeyini anlatacağım ve şey yapacağım. KOSGEB projelerinin de öyle bir şeyler var ki insanlarımız, sosyal medyanın etkiliğini ben size söyleyeyim. Ona girelim sonra. Peki referandumdan bu yana dediniz ki referandum öncesinde bir beklenti içerisindeydi. Herkes yatırımlar olmuyordu, herkes bekliyordu ne olacak diye düşünüyordu. Peki referandum sonrası %51,4 evet çıktıktan sonra İşverenlerin kafalarında, iş adamlarının kafalarında herhangi bir şey değişti mi? Bence bir şey değişmedi. Olan zaten iş sahası şu anda yoluna devam ediyor. Hükümetimiz, devletimiz yani şu anda şey kapılarını açmış yani.
tüm istihdamla alakalı olan tüm projeleri şu anda açmış. Yani az önceki sosyal medyada Ekrem Emin de bir bir şekilde bir devlet bir şekilde şey olduğu zamanlarda da bunun haberi fazla yayınlanmıyor. Fazla bir şekilde şey yayılmıyor. Yalnız kendi kesimlerine bir şekilde şey olsun da o şekilde şey olsun diye bir şekilde bir kafada şey var. Biz istiyoruz ki bir şekilde şey olduğu zaman sosyal medyadaki tüm yayınlar hep beraber. Ben mesela her gün 24 saat mail adresimde de diğer sosyal medyadaki bir şekilde bir şey yakaladığım zaman otomatikmen atıyorum. 5-6 tane benim grubum var. Ben kendim Erdal Ataklan'ın kendi grubu, İmgiyad'ın grubu, Mardinler Vakfı grubu, Midyatlar Derneği grubu, Ömerle Derneği, Mardin ve Mardin Sevdalıları grubu. Bir de bir grubum da var. İşçi ve işçi vereni buluşturma grubu. Mesela bir iş şaka ilanı yakaladığım zaman yakaladığım zamanlarda ben hemen direkt atıyorum ki hiç olmasa belki o işe ihtiyacı olan insana şey var. Yani siyasetle alakalı şu anda gerçekten de muamma bitti diyorum. Dış devletleri bizi rahat bıraksa gerçekten Türkiye kadar bir güçlü bir ülke olmayacak. Sosyal medyayı aktif kullanıyorsunuz yani. Ben sonuna kadar kullanıyorum. Hiçbir zaman yani kesinlikle devamlı bakıyorum neler yakalayabilirim, ne yapabilirim, nasıl faydalı olabilirim. Bu insanlar gerçekten de... Peki önümüzdeki günlerle ilgili umutlarınız var mı sizin de, yoksa böyle bu referandum öncesindeki o bekleyiş devam edecek mi daha? O bekleyiş bence bitti ya. Şu anda insanların kafasındaki soru işareti zaten referandum gösterdi. Yani dediğim gibi A, B, C partisi falan almayacağım, şey yapmayacağım. Yani çünkü insanlar artık işlerine güçlerine baktı. Muamma vardı. Yani ne olacak, ne bitecek soru işareti vardı. Soru işaretlerinin kafasında şu anda artık yani birbirlerimizle kavga etmekten başka bir şey bildiğimiz yok şu anda. Yani böyle bir süreçteyiz. Onları bir kenara bırakalım lütfen. Yani tüm büyük siyasetçilerimden de rica ediyorum. Tüm bürokratlarımdan da rica ediyorum. Artık ya başka Türkiye yok. Bu bizim ülkemiz, bizim vatanımız. Kolay kolay kazanılmayan bir ülkeye sahibiz. Çanakkale ruhunu biliyorsunuz. Oradaki o insanların kanları daha yerde duruyor. Yani bırakalım savaşı. Az önce dedim size, kalem. Bir şekilde şeyiniz varsa, siyasetiniz varsa çıkın. Kaleminizi konuşturun. Dilinizi konuşturun. Silaha gerek yok. Benim söyleyişim bu. Başka bir şey yok. Silaha gerek yok dediniz. Gerçekten Güneydoğu'da büyük şeyler yaşandı. Hendekler kazıldı, işte insanlar yerlerinden edildi, bütün birçok binalar yıkıldı, birçok vatandaşımız göç etmek zorunda kaldı. En son ne zaman gittiniz Güneydoğu'ya? Ben en son işte bu proje kapsamında Yalnız Değilsiniz Çocuklar Derneğimizin altında 4000-5000'den yakın çantayla eğitim Kırtasiye giderine götürdüm. Gittiğim zamanlarda da orada gördüm yani. Yani ne kadar oldu gidişiniz? Yani bir 6-7 ay falan. 6-7 ay. Okul zamanı. Şunu sormak istiyorum. Bu şeyden sonra, bu özellikle hendeklerin meselesinden sonra, bu 6-7 ay önce gördüğünüz, bu bir sene önceki Mardin Midyat'la şu andaki Midyat arasında farklar var mı? Zaten Midyat değil, Nusaybin'de biz. İşte Nusaybin, proje, o bölgeyle daha doğrusu. Şu anda yakılan diye olan şehirler şu an tekrardan devlet tadilat yapıyor, şey yapıyor. Yani yuvasından şeyine olan kişiler tekrar geri dönmeye başlıyor. Çünkü ben burada şahit oldum. Bizim Katife Kale Balık bölgelerinde buraya göç edenler vardı. Şu anda yavaş yavaş tekrar geri gidiyorlar. Yani ekonomi bir bakıma şu anda tamam şey gibi gözüküyor ama daralma var. Ben bir ekonomistim yani, İktisat Fakültesi mezunuyum. Daralma var. Daralmayı da nasıl şey yapacağız? Her şeyi de devletten beklememek gerekir. Evet. Bunu söylüyorum. Özel sektöre çok iş düşüyor. Özel sektördeki istihdam alanı yaratan olan firmalara çok iş düşüyor. Artık devlet böyle yapsın, devlet şu yapsın falan demek olmuyor. Devlet zaten şu anda dış şeylerle zaten savaş veriyor. Kendi içindeki ekonomiye zaten savaş veriyor. Bir şekilde iç kanalları, projeleri öne sürüyor. Biz de özel sektördeki benim gibi iş sahasında olan bürokrat, iş adamı ve diğer kişiler bir araya gelip bunu bir şekilde proje haline gelip de zaten devlete sunduğun zaman da hayır demeyecektir eminim. Çünkü yani kafasına uyan gerçekten de projeyi geliştirecek bir şekilde şey oldu mu devlet her zaman arkamızda durmuştur. Bunu ben inanıyorum. Devlet arkamızda duruyor diyorsunuz. Evet. Peki insanların düşüncelerinde bir değişim oldu mu o bölgelerde özellikle? İnsanlardaki düşünce... Çünkü en son referandumdaki şeylere bakınca böyle, oylara bakınca sanki daha farklılık, bir farklı şeyler var. İnsanlar daha farklı şeyler bekliyor gibi. Valla insanların kafasındaki düşünceler... Özellikle evet oylarındaki artış mesela biliyorsunuz. Yani şu anda
başa baş bir oy oranı var. Yani %1-2 milyon bir farklı bir oy yani oranı var, şeyi var. %10-15'lik bir, en azından 10'da 20 arası bir değişim var orada. %10-20 arasında bir değişim var. Evet'e doğru kaydıklarına göre. Çünkü HDP, orada yoğunlukta olan parti HDP malum. Evet'e döndüklerine göre orada insanların kafalarında bir değişim var. İnsanlar farklı bir şeyler istiyor. İşte sizin projeniz aslında buna güzel bir örnek. Kesinlikle. Dediniz ya, çocuklara çanta topladım, oraya götürdüm. Doğru. Eğitime ağırlık veriyorum. O bölgelerde de ihtiyaç var. O bölgelerde şu anda tek eksiklik olan şey istihdam. İstihdam olursa gerçekten de o Güneydoğu'daki... Mesela şu anda bu projelere imza atan DİKA var, biliyorsunuz Güneydoğu'da büyük bir siyet ve bölgedeki tüm şeyler Sayın Yılmaz Altın'da ve efendiye buradan sevgi sayalım. Çünkü başkanlığa geçtikten sonra gerçekten büyük projeler imza attı. O kadar büyük bir mükemmel bir şekilde projeler oluyor ki orada. Nerede baksanız yani, ben yani duyduğum kadarıyla 1000 kişinin üzerinde şu anda işe alınan insan var. Ve şu anda da hala geçen gün ilanlarını gördüm. Şu kriterlerde eleman ihtiyacımız var. Gelen Siirt olsun, Mardin olsun, o bölgelerde olsun. Ve ikinci bir ayağı da var şu anda. O da olacak. Hatta ben ikinci ayının bir projesi olarak ben şu anda projemi hazırladım. O şekilde gidip de bu projeyi gerçekleştireceğim. Yani ekonominin ve devletin bir şekilde şey olması için herkes bir şekilde el atsın. Yalnızca Ahmet, Mehmet, şu bu değil. Herkes elinin altındaki taşları... Yalnızca dönüşün. Devlet değil, yalnızca Ahmet, Mehmet değil. Hepsi, hem devlet hem de... Zaten devlet destekliyor. Destekliyor. Ben zaten tüm projelerini şu an takip ediyorum. Tüm şeyleri takip ediyorum. Bir ton bir şekilde sosyal... Yalnız şunu söyleyeyim. Etkin değil. Yani sosyal medyanın yayılması etkin değil. Bunu biraz daha, çıtayı biraz yükseltmemiz gerekiyor. Özellikle haber kanalları olsun, gazeteler olsun, şeyler olsun. Yani nasıl bir filmi gidip de bir şekilde panoya yayınlıyorsan, tutup da istihdamla alakalı olan şeyleri yaymamız. Geçen gün mesela bir fuar oldu. İşkur'un işsizler fuarı diye bir şekilde şey oldu. Bir gün yaptılar. Yetmez. Yetmez. Çoğu firma duymadı. Yetmez. Yani çünkü şey yaptığın zaman da 3-5 günlük bir şekilde şey olduğu zaman tüm iş adamlarının toplandığı güzel bir fuara imza atılır. Oradaki insanlar gelir, CV'lerini bırakır. 100 kişiden %10 gibi, %20 gibi bir şekilde bir insanlara tutup da ekmek kapısı aranırsa çok mükemmel olur. Yani buradaki iş kurlara çok görev düşüyor. Gerçekten şube müdürlerine o kadar mükemmel insanlar var ki. Karaba, evet, iş kur mesela Necmi Bey emekli oldu. Kalfalar emekli oldu. Artık bir aile dostu gibi bir şey olmuştuk. İşkur Karabağlar Şube Müdürümüz var. Ahmet Bey. Kendisi Bergamalı. Yani müdür demeye bir şahit, o kadar böyle gönülden bir şey insan ki. Kalkıyor, elinden geliyor. Kendi mülakatlarını yaptırtıyor. Yani böyle şekilde şey vasfı yok. Ben müdürüm de oturacağım da bu koltukta şey yok. Karabağlı bölgesi biliyorsunuz büyük bir pasta. İşsizler şey oldu. Benim ismimle, benim adımla giden tüm insanlar hep böyle, ya nasıl bir adam. Gerçekten de mükemmel bir adam. Bunun gibi gerçekten bürokratlara ihtiyacımız var. Bu insanlara bir şekilde bir yere getirip de bu insanlara bir faydamız dokunması gerekiyor. Evet. Evet, tekrar derneğe dönelim. Dernek 6 Mayıs'ta genel kurul yapılacak dediniz. 6 Mayıs'tan sonra da üye sayımız artacak dediniz. Böyle sanki ne bileyim, beklentiler mi var bir yerde? Şu anda biz daha herkese gitmedik. Biz şu anda sosyal medyada tanınıyoruz. Ben kendim zaman buldukça zaten geziyorum. Geçen gün mesela bilmiyorum, reklama giren bir markette zincirin sahibi. Anladım. Sayın Paçtaş, Mardin'in en duayenlerinden diyeyim ben size. 23 tane şube açmışlar. Ben gurur duyuyorum. 23 şube ne demek yani? Geçenlerde o da bizdeydi. Evet. Sayın Said Paçtaş, Fevzi Paçtaş, yani onlar, o kişiler her bir 23 şubede 10'ar kişi çalıştığını düşünseniz yani 300-500 sene yakın şu anda istihdam yaratıyorlar. O insanlarla gerçekten duyuyorum. Yani bu yalnızca Mardinli olması demek değil, yani buradaki bir ton iş sahası var. Ben şunu da yapıyorum. İzmir genelindeki büyük firmalar var ya, ben reklam olmasın diye bir şekilde isim vermek istemiyorum. A, B, C, D şekilde firmaların. Tüm satın alma müdürlerinin hepsiyle tanıyorum hemen hemen. Bir şekilde ilan attıkları zaman da atmadan önce beni arıyorlar. Erdal Bey, şu anda 40 tane 50 kişi eleman alınacak. Benim önceliğim tabii ki Mardinli gençlerim diyorum da ama genelde çok sevdalısı da var. Ben şu anda gruplar, WhatsApp grupları oluşturmuşum. O ilanı oraya atıyorum ve insanlara da oraya ekmek kapısını açmak için bir şekilde ön ayak oluyorum. Bir taraftan da işsizlere yardım diyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle. Amme görevi. Evet, siyaset var mı kafada?
Siyasete ben şu anda mesela ben uzağım. Ben dediğim gibi. Ama herhalde 2019'a kadar bir siyasi şey olmayacak gibi düşünüyorum. Böyle de olması gerekiyor. Çünkü yeni bir referandum sürecinden millet çıktı. Yani nasıl bir hazırlık olacak, nasıl bir şekilde şu anda başkanlık sistemi geliyor biliyorsunuz. Bunu zaten anlatacaklar inşallah. Yani biz bunu da bekliyoruz. Neler olacak, neler bitecek. Yani Erdal Ataklı'nın şu anda kafasında siyaset yok. Kesinlikle. Ben sadece dernek, kesinlikle, eğitim işlerine ve şirket işlerine yoğunlaşacağım diyorsunuz. Kesinlikle. Şunu da söylüyorum. STK'ların başında bulunan tüm benim gibi dernek başkanlığı olan kişilerin zaten bu şeyi yapmamaları gerekiyor. Yani siyasete uzak kalması gerekiyor. Yani biz herkese açığız. Tekrar söylüyorum. 4 tane partinin de şu anda olan bir ton iş adamı benim bünyemde. Ben A partisi, B partisi, C partisi falan dersem bu sefer olmaz. Birimize yar yarına olmayız. Bir şekilde bir sevdan varsa seçim zamanı çıkarsın dersin ki böyle böyle destek verilmesi gerekiyorsa desteklenir. Bir şekilde şey. Ama ben şu anda Erdal Ataklı olarak şu anda ben siyasetten uzağım. Bunu da herkes de böyle bilsin. Demesinler Erdal Ataklı şu anda sosyal medyada çıktı bir şekilde yayın yapıyor, şey yapıyor. Allah razı olsun size şey yaptınız, çağırdınız, bir şekilde dile getirin dediniz. Ben çıktım her yerde de bunu söylüyorum. Benim siyasetim yok. Benim sevdam Mardin. Mardin sevdalısıyım. Mardin aşığıyım. Eğitim ve istihdam. Ne benim sevdam Türkiye diyorsunuz. Kesinlikle. Ülkenin insanı. Kesinlikle. Evet. Gençlerle ilişkileriniz çok fazla. Genç İş Adamları Derneği de başkanısınız. Gençlere neler öneriyorsunuz? Gençlere aslında... Bir taraftan işsizlik var, bir taraftan üniversiteye girmek zor, bir taraftan girince iş bulamama kaygısı var. Yani bunu aşmak için de az önce dediğim gibi proje ayaklarımız var aslında. Yani bunun ikinci eğer bir tekrar da yayına şey olursa sürpriz bir şekilde proje bir ayağım var. Hı hı. Onu da sürpriz diyorum çünkü açmak istemiyorum. Hı hı. Genelde de söylenmiş olduğu zamanlarda proje çalınma gibi bir şeylere sahibiz. Milletin düşüncesini, kafanızdaki beyin şeyini çalma gibi şeye sahibiz genelde insanlarımız. Onun ikinci kısımda ben bunu çok güzel şey yapacağım ki emin olun ki İzmir'de özellikle şey olduğu zamanlar bu Türkiye'ye yayılacak. İnsanlar bu çocuklarımızı, dışarıdaki çocuklarımıza sahip çıkalım. Dışarıdaki çocuklarımıza eve gelmedikleri zamanlarda nerede diye merak edelim. Özellikle varoş bölgelerindeki onun çocuklarımız şu anda madde bağımlılığına kadar, şeye kadar bulaşıyorlar. Okullarda gerçekten de denetim yok. Onu da söyleyeyim ben size. Ben kendim şahit oluyorum. Gidiyorum, geliyorum. Hocanın önünde, öğretmenin önünde sigara içen, madde bağımlısına bulaşmış. Ben çok kişiyi de kendi elimle aldım. Hiçbir şekilde tutup da bunu reklam şeyi yapmadan, Ege Üniversitesi'nde olan doktorlarımız var, şeylerimiz var. Kendi elimle teslim edip de tedavisini yaptırdığım bir ton genç var. Buna da el atalım. Buna tutup da dediğim gibi STK'lara çok büyük bir görev düşüyor. Devlet kapı açmış. Biliyorsunuz Ege Üniversitesi'nde en büyük bir madde bağımlılığına karşı bir kurum var. Evet. Açık sonuna kadar. Yani hiçbir şekilde tutup da ücret istemiyor. Yeşil Devlet Hastanesi'nde keza böyle. Burada bir şekilde proje haline getirmekten öte üstüne dursunlar. Bunu kesinlikle ve kesinlikle yapmaları gerekiyor. Evet, gençler için ne yapılsa azdır çünkü gençler sonunda ülkemizin geleceği, hepsi de. Bir haber var diye baktım, sonlandırıyor diyor. Son cümleler diyor herhalde, süremizi yakalamak üzereyiz. Ben yine de son sözleri size bırakacağım. Son söz olarak gerek bu haftaki genel kurulla ilgili, genel olarak bütün vatandaşlara, İzmir'e neler söylersiniz? Buyurun, ekran sizin. 6 Mayıs'ta tüm İmgiat'ın evvela yönetim kurulu üyelerine, bize katılmak isteyen tüm Mardinli genç adamları, arkadaşlarıma buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Artı gençlerime de şunu söylüyorum. Biliyorsunuz sosyal medyadaki platforma benim. İzmir Mardinli Gençlik Platformu diye. 1500 kişiye sahibiz şu anda. Bugünün gençleri yarının iş adamları. Gelin ki biz kapımızı size açtık. Sonuna kadar biz sizin yanınızdayız. Hedef noktalarımız gençlerimiz. Hedef noktamız istihdam. Hedef noktamız da en büyük eğitim. Başka bir şey de diyecek bir kelime zaten yok.
Teşekkür ederim. Evet, bir dahaki sefere herhalde projelerimizden de bahsederiz. Gerçekten İnşallah. Projeler çok önemli. Gençler için ne yapılsa azdır. Kesinlikle. O kadar da işsiz genç olduğunu da düşünürsek böyle gerçekten yaptığınız projeler, özellikle eğitim üzerinde olanlar çok önemli. Tabii de istihdam meselesi çok önemli. Kesinlikle. Size kolaylıklar dileriz. Teşekkür ederim. Güzel bir sohbetti. Teşekkür ederim. Bize yayın bir dahaki sefere de inşallah sözcümüz daha geniş. Sözcümüz teşekkür ederiz inşallah. Biz teşekkür ederiz. Evet sayın seyirciler, günü günde günden burada sona eriyor. Konuğum Sayın Erdal Ataklı'ydı. İzmir Mardinli Genç İş Adamları Derneği Başkanı. Biz yeni gün aile sonra kendisine çalışmanda başarılar diliyoruz. Ve yeni bir yeni günde gündemde tekrar buluşmak dileğiyle. Hepinize hoşçakalın.